Herkese merhaba arkadaşlar. Karışabilir misin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün et ekmek Konya'nın mı, Kastamonu'nun mu sorusunu soracağız. Bir Konyalı olarak Kastamonu halkının cevabını merak ediyoruz. Hep beraber görelim. Abi selamünaleyküm. Bir soru sorabilir miyiz yani müsaitseniz? Nerelisiniz abi? Öncelikle. Kastamonu. Kastamonu neresinden? Devrekhane. Devrekhane. Abi et ekmek Konya'nın mı, Kastamonu'nun mu? Dadaylı olmadığınız bir an sevindirdi ama. Kastamonu. Niye abi? Çünkü ben Konyalıyım. Konya'daki insanlar ve ben Kastamonu'nun et ekmeğine gözleme usulü olduğunu düşünüyoruz. Vallahi biz de Konya'nın et ekmeğinin pide şeklinde düşünüyoruz siz de. Olmadığını yani bildiğin etli pide yani o. Et ekmek değil ki o yani. Canınız sağ olsun abi. Hayır siz... ben tur işi yapıyorum. Turcuyum. Evet, otobüslerim evet. Var. Konya'ya turu da götürüyorum. Yani hiçbir tadı lezzet de yok yani. Nasıl abi yapmayın yok ya. Yok canım ya bir et ekmeği. Kastamonu et ekmeğini bir onu yedim abi ya. Burada da yedim. Nerede yediniz siz Konya'da? Konya'nın Mevlana'nın orada yedim. Ben siz yerinde yetiştireyim abi inşallah. Siz buyurun gelin be. Kastamonu Kostaş'tır. Beklerim. Tamamdır abi. Reklam da yaptı bu arada. Abicim soru sorabilir miyiz? Soru sorabilir miyiz? Sor bakayım. Şöyle buyurun gelin isterseniz. Böyle şeyleri bırak. Abi kaç para çekiyorsun fotoğrafa? Fotoğraf parayla diyelim. Gel soru soralım. Buyurun. Et ekmek Kastamonu'nun mu Konya'nın mı? Kastamonu. Konya'daki insanlar diyor ki. O pide. Konya'daki insanlar da diyor ki et ekmeği gözleme evet. Diyor kastım. Ben Konyalıyım. Ben de Konyalıyım. Siz de mi Konyalısınız? Evet. Türbe Mahallesi'nde. Peki amca. Siz bile bunu Kastamonu diyorsunuz. Et ekmek Kastamonu. Konya'nın değil yani. Değil. O peki. Pide. Teşekkürler. Siz de sağ olun. Ablacığım bir soru sorabilir miyim müsaitsiniz? Nerelisiniz? Kastamonu musunuz? Değilim. Nerelisiniz? Çankırı. Peki, ama Ankara'da duruyor. Peki realist olarak et ekmek Konya'nın mı Kastamonu'nun mu? Konya. Konya'nın değil mi? Evet. Peki burada neden öyle bir izlenim farklı var? Farklı yapıyorlar. Gözleme diyorlar zaten Konya'daki gözleme insanlar. Gözleme biçiminde yapıyorlar ama orada uzun taht üzerinde servis edilir. O tam bir et ekmek. Sağ olun abla. Durumunda diye düşünüyorum. Teşekkürler sağ olun. Güzel. İyi günler. Peki bir soru sorabilir miyiz? Müsaitseniz eğer. Sorun abi. Nerelisiniz abi? Buralıyım. Kastamonu'sunuz. Evet. Abi et ekmek Kastamonu'nun mu Konya'nın mı? Et ekmek mi? Evet abi. Kastamonu olması lazım. Kastamonu'nun değil. Ha dadayın. Kastamonu'nda değil. Siz de böyle buyurun abi. Kastamonu ilçesi daday. Abi Konya'dakiler diyor ki Kastamonu et ekmeği gözleme tipi yapılıyor diyor. Buradaki Kastamonu halkı da pide şeklinde yapılıyor diyor. Sizce bu doğru mu değil mi? Doğru abi. Burası pide şeklinde yapılıyor. Burası yapıyor değil mi pide şeklinde? Evet daday. Ama o zaman et ekmek Konya'nın oluyor. Et ekmek. Yufkacı. Et ekmek Kastamonu. Et ekmek esas dadayın. Dadayın mı? Dadayın abi. Peki abi sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi günler. Amcam selamünaleyküm. Bir soru sorabilir miyim ya? Buyur. Sen nerelisin amcam ya? Ben buralıyım. Kastamonu'sun. Kastamonu. Amca şöyle bir sorum var sana. Et ekmek Kastamonu'nun mu Konya'nın mı? Ya Kastamonu'nun et ekmeği de meşhur. Konya'nın oradan yürsek olur mu? Türkiye genel olarak. Mesela et ekmek dadaydı. Daday mı? Et ekmeği şeyi. Buranın kazası var daday. Ben dadayda gidip hiç yemedim de. Burada yedim ben. Konya'lı olarak söylüyorum ben. Buranın et ekmeği biraz gözlemeye benziyor. Benziyor. Benziyor değil mi? Türkiye genelinde de internete Google'da yazdığımız zaman et ekmek yazdığımız zaman Konya et ekmeği çıkıyor Türkiye'de. Ya bir kere de Kastamonu yazdım ya. Siz Kastamonu mu diyorsunuz? Konyalıyım amcam. Ben Konya'da çay durdum. Ben vardım Konya'ya. Maşallah. Neredeydiniz amcam? Kaçta? 65'te. 65'te falan Konya'nın et ekmeği vardı o zaman ya. Yemişsiniz vardı orada. Vardı da ben asker olarak vardım oraya. Meran Bağları'nda ulaştırma bölümünde. Meran Bağları. Et ekmek işte 65 yılında şeyde yoktu. Kastamonu'da yoktu diye biliyorum ben. Ya işte burada yeni çıkmış herhalde. Böyle dükkanda yoktu bazen ufak tefek. Sonradan şehir büyüdü bunlar da yapıyor ediyorlar. Vardı yani koktan vardı. Mesela köylü yapar kadında ne güzel yapar herhalde. Et ekmeği. Bizim et ekmeği evde yapar da biz yeriz mesela ne güzel. Afiyet olsun hocam. Eyvallah Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Konya'nın içinde mi siz? Konya'nın içindeyim amca. Selçuklu. O Mevlana Müzesi'nin müdürü vardı. Mustafa Bakar. Benim akrabamdı Konya'da o zaman. Mevlana'da müdürüydü. Evet. Demek ki oldu o gelmedi oradan. Gidelim mi oğlum? Hadi bakalım. Tamam sağ olun hocam. Sen yine de bu Kastamonu atlak mıydı? Et ekmek Konya'nın mı Kastamonu'nun mu? Bir tartışma çıktı Konya'da. Ben Konyalıyım. Sizlere de soralım bir. Şimdi yöresine göre değişti ama pastırma ben Kayseri'nin havasına döndü. Kayseri diyor bizim, biz diyoruz. Şöyle buyurun abi alalım.
Öncelikle nerelisin abi sen? Kastamonu Merkez Orgon Sanayi Muhtarıyım Halife. Dadaylı değilsin yani. Hayır değilim. O zaman sen realist olarak cevaplayabilirsin bunu, tamam, gerçekçi olarak. Gerçekçi olarak. Konya'nın mı Kastamonu mu abi etlekmek? Ya şimdi milliyetçi düşünürsek herkes kendi memleketini gidimet eder. Ama bizim Kastamonu'nun yöresel etlekmeyi Konya'dan üstün ev yapımı. Annelerimizin yaptığı. Ya bizim Konya'da da abi her tarafta fırın var. Her mahallede fırın, tamam, var. Ama bu şimdi bak, bu gerçek etlekmek dada usulü yapılıyor. Dadayda. Evet. Ama esas köylerde yapılan eskiden baltaya derler. Ondan ezerlerdi eti. O bizim annemizden, nenemizden kalma etli ekmek daha süper. Evet. Şimdi bu Kastamonu diyor ki Kayseri bastırması bizim. Kastamonu diyor ki bizim. O soruya dair bir şekilde geleceğim abi sana zaten. Yani bana göre Konya'nın kendine göre Konya kendini savunur. Bizim bize göre. Yok, orası öyle abi zaten de. Benim çocuğum Konya'da okudu. Ben onun etli ekmeğinden yanlış anlamadım. Şimdi belki acı ama haz etmedim yani. Alıştım onun yapma için. Abi. Hayır yapma değil Avrupa. Gerçekten diyorum yani bak. Abi bizim etli ekmeğimiz pideyle alakası yok yalnız. Yani burada herkes pide ama diyorsa. Ama siz açık yapıyorsunuz etli ekmeği. Burada kapalı. Abi etli ekmek sizinki ekmek arası oluyor o zaman zaten. Gözleme tipi oluyor. Hayır etli ekmeğin üstü kapalı olması lazım böyle. Peki. Sizinki açık, biz ona kıymalı bir de diyoruz sizin yaptığınızda. Buranınki de yedik biz. Ben burada güzel de. Yani hiç inmeyecek değil. Allah'ın ve dünün metel her şeyi cümle. Allah razı olsun. Burada güzel yani. İsmail abi gel. Allah razı olsun abi. Teşekkürler. Nerede şey yapıyorsunuz? YouTube kanalında abi. Karışabilir misin? YouTube kanalı. Karışabilir misin? Evet. Tamam. Karışabilir misin yazarsanız çıkar. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Gel kardeşim. Gel seninle de bir röportaj alalım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Nerelisin kardeşim sen? Ben buralıyım. Kastamonu. Kastamonlusun. Etlekmek Kastamonlu mu Konya'lı mı? Önce Dadaylı mısın? Onu bir sorayım bir. Yok, Dadaylı değilim. Tamam, güzel. Etlekmek Konya'lı mı Kastamonlu mu? Kastamonlu abi. Neye dayanarak çıkarttın bunu? Etli ekmek abi, ben Konya'da da yedim ama sanki oradaki lahmacuna benziyor. Açık üstü ve uzun biraz daha buranınkine göre. Ya, etli ekmek bence kapalı. Lahmacun dediğin senin yuvarlak olur, küçük olur. Bizim etli ekmeğimiz böyle 2 metre boyunda uzatıyorlar. Evet. 4 parçaya bölüyorlar. Evet. Böyle etini üstünden çıkarttığın zaman karşındaki insanı görebilirsin. Ama abi işte bizimki ince olmaz, kalın olur, kapalı olur. Ya sen Kastamonu diyorsun. Evet. Peki abiciğim, teşekkürler. Selamünaleyküm abi. Nasıl gidiyor? Abi selamünaleyküm. Bir soru sorabilir miyiz size zahmet? Nerelisiniz abi? Buralıyım. Kastamonu'sunuz. Dadaylı değilsiniz değil mi? Dadaylı. Dadaylısınız, evet. Hadi be. Abi etli ekmek Kastamonu mu Konya'nın mı diye bir soru soracağım, korkacağım ama. Kastamonu. Ben de Konyalıyım abi de, ben de Konya'nın diyorum. Konya'nın neye pidesi, dayanarak? Pidesi diye bildiğim kadarıyla sizde pide geçiyor, bizde etli ekmeğe geçer. Etli ekmek olarak geçiyor. Hatta siz Google'a yazdığınız zaman, evet, etli ekmek yazdığınız zaman ya Sivas'ın etli ekmeği çıkıyor ya Konya'nınki çıkıyor. Kastamonu'nunki çıkmıyor. Özellikle Kastamonu etli ekmeği yazarsak gözleme turu etli ekmekler çıkıyor. Kastamonu'nun etli ekmeği demesinin sebebi büyük olmasından dolayı. Ondan büyük dolayı mı? Evet, Kastamonu pastırmalı ekmeği de, etli ekmeği de büyük oluyor. O yüzden Kastamonu etli ekmeği diyor. Araştırmalarıma göre herhalde 2010 yılında da patent alınmış Kastamonu'da. Evet, Dadaylı coğrafi olarak işaretini almış bulunmaktayız onu. Peki ne zamandan beri yapılıyordu Kastamonu'da bu etli ekmek? Valla ben kendim bildim bileli Kastamonu'da etli ekmek var. Dadaylı'da özellikle biliyorsun. Peki abi. Konya'da yediniz mi hiç? Konya'da yemedim, hayır. Buyurun gelin abi, inşallah yeni İnşallah. Şey. İnşallah. İyi günler. Abi selamünaleyküm. Soru sorabilir miyiz? İstemezim. Yani Kastamonu'sunuz yani. Abi şöyle bir Türkiye'de merak konusu var. Daha doğrusu Konya, Sivas, Kastamonu, Karaman gibi yerlerde. Evet. Etli ekmek nereden abi? Dadayı. 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 Abi Konya'daki insanlar diyor ki ben Konyalıyım zaten. Evet. Kastamonu etli ekmeği gözlemeye benziyor diyorlar. Esas etli ekmek Dadayı'ndır. Patentinde 2010 yılında alınmış herhalde. Evet. İnternette öyle, evet, yazıyor. Lakin Google'a yazdığımız zaman, etli ekmek diyerekten yazdığımız zaman Türkiye'de Konya ve Sivas'ın etli ekmeği çıkıyor. Böyle uzun bir şekilde sizin pide dediğiniz, evet, etli ekmek, evet, çıkıyor. Evet. Bunun sebebi ne? Vallahi bilmiyorum ya. O kadarını bilmiyorum. Sağ olun abi, iyi günler. İyi günler. Ama Dadayı'ın diyorsunuz. Dadayı. Sağ olun. Böyle buyurun. Abi özelimiz var. Bir dakika falan sürmez. Hemen. Nerelisin kardeşim önce? Kastamonu musun? Adıyamanlıyım abi. Adıyamanlısın. Evet, çok Adıyamanlıyım. Güzel, çok güzel. Burada etli ekmek yedin herhalde. Yedim. Konya'da etli ekmek yedin mi? Yedim. İkisinde orada de yedin. Evet. Peki, etli ekmek Konya'nın mı Kastamonu'nun mu? Efendim? Etli ekmek Konya'nın mı Kastamonu'nun mu? Konya'nın diye biliyorum. Konya'nın diye biliyorsun. Burada da etli ekmek Kastamonu diyorlar. Olabilir abi, ben tam bilmiyorum aslında ama. Peki, teşekkürler. Konya'nın diyorsun ama değil mi? Aynen, Konya. Peki, teşekkürler kardeşim. Nerelisiniz?
Şöyle buyurun. Nerelisin kardeşim? Buralıyım efendim. Buralısın. Hangi ilçe? Dadaylı mısın yoksa? Merkezim. Çok güzel. Ben de Konyalıyım. Evet. Et ekmek Kastamonu'nun mu Konya'nın mı? Kastamonu'nun bence. Ama Konya'daki insanlar diyor ki et ekmek Kastamonu et ekmeği gözleme tipine benziyor. Benzemiyor mu? Yani, ha, sen Kastamonu diyorsun. Evet yani. Olmadı be. Kaybettin beni. Peki teşekkürler. İyi günler. Kameraya dur. Ben bir şey oluyorum. Nerelisin abi? Kastamonu, Şatalcı'yım. Hani dışarıdan geldim demiştin abi. Kocaeli'den geldim ama. Ha, Kocaeli'den geldim ama. Orada yaşıyorum, burada yaşamıyorum. Dada et ekmeğini yemişsindir ama. Dada yemedim. Yemedin. Yok. Konya et ekmeğini yedin mi abi? Yedim. Çok güzel. Abi et ekmek Konya'nın mı Kastamonu'nun mu ya? Böyle bir tartışma var biliyorsunuz. Onlar bizim diyor, biz bizim diyoruz. Ben de Konyalıyım, ben de zaten Konya'nın diyorum. Bu kesin o şekilde. O zaman kesinlikle Kastamonu diyorum. Peki bunun sebebi ne abi? Çünkü Konya'daki insanlar Kastamonu et ekmeğine gözleme tipi yapıyor diyorlar. Hani Konya'da bizim gözlemelerimiz var. Gözleme tipi olduğunu söylüyorlar. Valla bazı tatları herkes sahiplenmeye çalışıyor. Diyorsunuz bak evet. Orayı da Yunanlar bizim diyor ama biz bizim olduğunu düşünüyoruz. İşte şimdi Antep fıstığı vardır, Siirt fıstığı çıktı, alternatif oldu. Pastırma var işte, Kayseri pastırma. Evet evet, Kayseri'ye rakip olduk biz şimdi. İşte her şeye rakip oluyor Kastamonu, bunun nedeni ne abi? Normalde... Yasası var, iyi gidiyor, biz de çıkalım buradan gibi falan bir mantık bence. Ha, yoksa Konya'nın ama. Hayır, ben Konyalı'ya da gittim defalarca, evet. Beğendim ama Kastamonu'yu da seviyorum. Peki abi, teşekkürler. Burada memleket şeyi var biraz ama. Biraz milliyetçilik yapmıyorum. Eyvallah abi, Allah razı olsun. Teşekkür ederim, sağ abi, selamünaleyküm. Bir soru sorabilir miyiz müsaitseniz eğer? Sor bari. Nerelisiniz abi? Ben merkezdenim. Kastamonu'sunuz. Kastamonu. Abi et ekmek Konya'nın mı Kastamonu'nun mu? Efendim? Et ekmek Konya'nın mı Kastamonu'nun mu? Tabii ki Kastamonu. Bunun sebebi ne abi? Öteden beri bir gelenek ya. Abi Konya'da böyle bir gelenek var. Hatta oranınki buraya tutmaz. Buranınki de oraya tutmuyor. Ben Konyalıyım zaten. Ben mesela çoğu zaman buradan pastırmayı aldım, eti aldım Ankara'da. Bu ekmeği yapacak yer bulamadım. Anladım. Yapamıyorlar. Buradaki tarzda yapamıyorlar. Konya'daki insanlar diyor ki Kastamonu et ekmeği gözleme tipine benziyor. Buradaki insanlar da diyor ki Konya'nın et ekmeği pideye benziyor. Pideye benzer. Doğru. Ankara'da. Ama buradaki de gözlemeye benziyor. Efendim? Buradaki de gözlemeye benziyor. Hani şu nenelerimizin eski yaptığı gözlemeler, börekler. Yok. Gözleme de var da pastırmalı ekmek, et ekmek saçlı veya normal. Yani, peki. Sağ olun. Teşekkürler. Abi iyi günler. Merhaba. İyi merhaba. Günler. Abi nerelisiniz? Kastamonu. Neresinden? Merkez. Merkez. Siz de merkezsiniz. Dadaylı olmamanız sevindirdi beni. Abi et ekmek nerenin? Konya'nın mı Kastamonu'nun mu? Realist bir şekilde cevap yap. Şimdi, çünkü Google'a yazdığınız zaman et ekmek diyerekten Konya'nın ve Sivas'ın et ekmeği çıkıyor. Kastamonu'nun hiç çıkmıyor. Konya'nın et ekmeği yok. Konya'nın üst açık, uzun pidesi var. Abi pide o şekilde olmuyor. Şimdi ben Konya'lı olarak cevaplıyorum. Et üstünden döktüğümüz zaman, o hamura baktığımız zaman karşıdaki insana tek görebilirsin. Kapalı olarak, tek kapalı olarak et ekmek olarak saçta yapılan et ekmek Kastamonu'yu özdür. Asırlar boyunca bu yani o zamandan bu zamana gelmiş bir gelenektir yani yiyecektir. Ama ben Konya et ekmeği de yedim. Hangisi güzel peki abi? Şimdi ikisinin tadı da farklı. Evet. Ama ben Konya et ekmeğini seviyorum, bir Kastamonu'la onu söyleyeyim sana. Teşekkürler. Ama bizim şimdi normal et ekmek değil de saçta et ekmeği, Kastamonu'nun ekmeği hiçbir yeri tutmaz. Yedin mi? Dadaylı yemedim abi de burada yedim. Bak, Münir Emel Dizsemen biliyorsun evet, yan tarafta. Evet, biliyorum. Bir ondan saç ekmeğini yemeni tavsiye ederim. Sen Konya ekmeğini de Konyalı olduğun için defalarca yedin evet, zaten. Evet, tabii. Aradaki farkı, tadı sen kendin gör. Şimdi Konya et ekmeği de çok güzel. Evet. Tamam mı? Ama pide o. Üstü kapalı değil biliyorsun. Uzun. Ya et ekmek ha? Olması için illa üstü kapalı mı olması gerekiyor? İşte o etli ekmek. Onun adı üstünde. Tamam mı? Bu da Kastamonu'ya özel bir yemek yani. Türkiye'de tek yani. Türkiye'de bunun... tek olduğu için işte Google'a yazdığımız zaman evet. Konya'nın ve Sivas'ın et ekmeği çıkıyor. Ama bak şimdi aslında Konya'nın et ekmek diye onu şey yapmamaları lazım. Pide olarak yapmaları lazım. Çünkü üst açık olduğu için bir de kuşbaşı da pide. Hani peki. Kuşbaşılı pide yiyoruz. Evet. Üstünü kaşarlı yaptırıyoruz, pide yiyoruz ama et ekmeği kapalı bir şekilde içine başka bir şey koyamıyorsun. Onlar da zaten Mevlana olarak diyerekten geçiyor et ekmeğin, zaten. Et ekmeğin yerine bir tane de şey koyabiliyorsun, pastırmalı ekmek koyabiliyorsun, evet. Üstü kapalı biliyorsun. Evet abi. Ama ikisinin tadı da güzel yani ben sana söyleyeyim. Sağ ol abi, teşekkürler. Tamam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kapatalım.
Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bugün et ekmek Kastamonu mu Konyalı mı sorusuna cevap aradık Kastamonu'da. Bir Konyalı olarak et ekmeğin tabii ki de Konyalı olduğunu düşünüyorum ben. Yani Konya'nın zaten düşünmenin bir lüzum yok. Lakin buradaki Kastamonu halkın doğal olarak milliyetçiliklerini konuşturdular. Konuşamadım. Milliyetçiliklerini konuşturdular. Ve et ekmeğin Kastamonu olduğunu düşündüler. Konya'ya geldiğimizde de Konya'da da göreceğiz ki et ekmek kimin? Konya'da kendi milliyetçiliğini konuşturacak mı? Hiç Kastamonu diyen birisi çıkacak mı? Hep beraber izleyeceğiz. Görüşmek üzere.